arkadaşlar, sevgili yavrular kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda yeni baba kuş almak isteyenlere yanında gereken malzemeleri nelerdir? Kafes ve aksesuarlar hakkında biraz bilgiler vereceğiz. Öncelikle kafes, dediğimiz gibi kare bir kafes olması lazım. Kare bir kafes olması lazım arkadaşlar. Yani üçgen, ev gibi kafesleri sizlere ben tavsiye etmiyorum. Onlar zaten iyi değil üretim yapmak için. Hiç iyi değil. Üretim yapanların çoğunda kare kafesler ve dikdörtgen kafesler bulunmaktadır arkadaşlar. Arkadaşlar, kafes enine ve boyuna kadar geniş olursa o kadar daha iyidir kuşunuz için. Çünkü daha rahat içinde rahat edebilir ve daha rahat içinde uçar, daha rahat içinde gezer, dolaşır. Ne kadar geniş olursa o kadar daha iyidir. Şimdi geldik aksesuarlarına. Kafesimizi aldık, kuşumuzu aldık ve sıra geldik yemlik ve suluk. Yani aksesuarlara. Yemlik ve suluk, şayet kafesle birlikte gelmiyorsa satın alın ve büyük, daha büyüklerini alın. Neden? Çünkü bir gün değiştirirseniz, iki gün, üç gün sonra değiştirin. Büyük kodunuzda bir daha güzel olur. Büyük yemlikler ve büyük suluklar alın arkadaşlar. Şimdi sıra geldik tüneklere. Kafes çeşitli biçimlere ve boyutlardan tünekler yerleştirin. Bunlardan en az bir ağaç dalından, yani bizim yaptığımız şu tut ağacından olsun arkadaşlar tünekler. Ya dediğimiz gibi diğer videomuz vardı, izleyebilirsiniz. Şimdi nasıl yem alınır bunu? Şimdi muhammed kuşağı için üretilen kalite ve amacları kapalı yemler var. Bunlardan alabilirsiniz. Yani bunları tavsiye edebiliriz. Zaten bütün herkes bundan kullanıyor. Ambalajlı yemler alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kağıt taşı. Kağıt taşı nedir? Muhabbet kuşuna gerekli midir? Onu da söyleyelim. Kağıt taşı arkadaşlar muhabbet kuşu için gereklidir. Muhabbet kuşu için mürekkep balık kemiği veya altına yapılmış kağıt taşlarını alabilirsiniz. Size tavsiye ediyoruz. Şimdi geldik sıra oyuncaklara. Arkadaşlar, bu çok önemli oyuncaklar. Eğer üretim yapmak istiyorsanız içine oyuncak koymayın. Yok, bir tane kuş aldınız, sadece bir tane kuş aldıysanız bunun içine oyuncak kesinlikle koymalısınız. Neden? Çünkü kuşunuz oynamazsa, bir şeyle yapmazsa sıkılır ve can sıkılır, sizden ilgilenmez. Arkadaşlar, şimdi oyuncaklar ne çift? Kafes için çeşitli oyuncaklar seçin. Nasıl yani? Basit ciller, halkalar ve plastik toplar. Hem ucuz hem de favori oyuncaklardır bunlar. Kesinlikle ayna kullanmayın arkadaşlar. Hiç tavsiye etmiyorum, hiç de tavsiye ettirmiyorum. Neden? Çünkü aynaya baktı mı ne çiftleşebilir ne de sizle iletişim kurabilir. Ayna almayın kesinlikle arkadaşlar. Şimdi sıra geldi bize. Siyah ve siyah ile beyaz kalite. Kafes zeminine bunu koyabilirsiniz. Kafesin zeminine bakın. Olasıyla mürekkepsiz kağıt, örneğin saman, tekstil kağıdı kullanın. İnce bir örtü alın. Bunları hepsini aldıktan sonra ince bir örtü de alın. İnce bir örtü alın. Neden? Çünkü geceleri ışık görmesi için, üstünü kapatmak için ince bir örtü almalısınız. Arkadaşlar, bu videomuz bu kadar. Şimdi kanalıma abone olun. Videoma like atmadıysanız like atın. Şimdi görüşmek üzere ve etrafımızdaki bulunan kareleri tıklayarak diğer videomuzu izleyebilirsiniz. Hoşça kalın diğer videomuzda.